Herkese merhaba. Özel Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Meço. Bugün size Sony ID.R4'ü tanıtacağım. Sony ID.R4, Sony'nin ürün gamındaki en yüksek çözünürlüklü kamerası. Bu videoda size onun özelliklerini anlatacağım. Aynı zamanda ben de 9 aydır bu kamerayı kullandığımdan uzun zamanlı olarak sizlere kendi tecrübelerimi sunacağım kamerayla alakalı. Gelin önce özelliklerine bakalım. Ondan sonra da tecrübelerimi sizle paylaşayım ki siz de bu konuda kullanmış kadar bilgilenin. Öncelikle Sony ID.R4 tam kare bir fotoğraf makinesi, yani 35 mm'lik bir sensöre sahip. 60,2 megapiksel çözünürlüğe sahip bir sensör bu. Tanıtımlarda 61 megapiksel diye geçiyor ama 9504'e 6336 piksel çözünürlüğe sahip. Çarptığımız zaman 60,2 çıkıyor. Aynı zamanda bu sensörü APS-C croplu olarak 26 megapiksel olarak da kullanabiliyoruz. Burada 1.5 bir crop çarpanı var. Bu ne anlama geliyor? Örneğin 70-201 lensiniz olduğunu düşünelim. Bu lensi 200 mm'ye kadar zoom yapabiliyorsunuz. Yani odak uzaklığını 200 mm olarak kullanabiliyorsunuz. Ve fotoğrafı çektiğinizde 60 megapiksellik bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Ama daha fazla yakınlaşmak istiyorsanız eğer, kameranızı APS-C moduna alarak odak uzaklığını 1.5'la çarpıyorsunuz. Yani 300 mm'ye çıkartıyorsunuz ve deklanşöre bastığınızda 300 mm'de 26,2 megapiksellik bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Evet, hani 60 megapiksel çekip sonradan kesebilir misiniz? Tabii ki kesebilirsiniz. Onda bir sorun yok. Ama bu sayede bu şekilde kullandığınızda vizörden 300 mm olarak görebiliyorsunuz. Yani daha fazla yakınlaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Kameranın Bionz X işlemcisi var. Bu Sony'nin bir kamerada kullandığı en üst seviye işlemci. Ve sensörde bu sayede 15 stop dinamik menzil sunabiliyor size. Bu da yine bir full frame kamerada sunulan en yüksek dinamik menzil. Saniyede 10 kare mekanik perdeyle çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda elektronik perdeyle de 10 kare çekim yapma şansına sahipsiniz. Tamamen sessiz olarak. ISO performansı oldukça iyi bir kamera. 100 ila 32.000 arasındaki ISO'larda kullanabiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda ISO 50 ile 102.400 arasında da genişletebiliyorsunuz. Netlemeye gelirsek, bu kameranın en güçlü yönlerinden bir tanesi netleme sistemi. Gerçekten inanılmaz başarılı. Yani bugüne kadar gördüğüm kameralarda en başarılı netleme sistemi diyebilirim. 567 adet faz algılama noktasına sahip. 425 adet de kontrast algılama noktasına sahip bu kamera. Kadrajın dikey ekseninde %97'sine, yatay ekseninde de %74'üne kadar kapsama alanına sahip bu netleme noktaları. Yani tüm kadrajdan neredeyse netleme alabiliyorsunuz. Bu da işinizi çok kolaylaştırıyor netleme yaparken. İçerisinde yapay zeka bazlı eş zamanlı takip sunuyor size. Yani netleme sistemi özellikle takip modunda inanılmaz başarılı. İnsan hayvan gözü netleme özellikleri de var. Hem AFS'de, yani tek netlemede, ya da sürekli netlemede bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Özellikle portre, model, düğün, gelin damat çekenler için, hayvan fotoğrafları çekenler için büyük bir avantaj. Kameranın bir diğer güzel özelliği de Pixel Shift Multi Shooting adı verilen özelliği. Bu birden çok fotoğraf çekerek birleştiriyor ve size 240,8 megapiksellik bir fotoğraf sunuyor. Yalnız bunu kullanabilmeniz için kameranız tripod üzerinde ve tamamen sabit olmalı. Aynı zamanda çektiğiniz obje de tamamen sabit olmalı. Kameranın 5.76 milyon noktaya sahip bir OLED vizörü var. Bu vizör saniyede 100 ila 120 kare yenileme hızına sahip. Yani hızlı objeleri çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bu vizörde oldukça canlı, gerçek bir optik vizörden bakar gibi görebiliyorsunuz neredeyse. Çok 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 iyi. Aynı zamanda 1.44 milyon nokta LCD ekranı da var. Bu ekran açıkçası bu kameraya yakışmayan özelliklerden bir tanesi. Çünkü ekran gerçekten birazcık eski modellerle aynı ve geçmişte kalmış bir ekran. Dokunmatik özelliğe sahip ama menülerde kullanamıyorsunuz. Birçok özellikte kullanamıyorsunuz. Kullanabildiğiniz tek bir yer var. O da netleme noktası seçmek. Yani bu noktada biraz ilkel kalmış diyebilirim açıkçası.
sensör üzerinde 5 eksenli görüntü sabitlemesi var. Yani gövdenin içerisinde bir görüntü sabitleyiciye sahip bu kamera ve 5.5 stop kadar da sabitleme yapabiliyor. Bu gerçekten çok çok iyi. Bu gövdenin içerisinde olmasının en büyük avantajı hangi lensi takarsanız takın görüntü sabitlemeye sahip olmanızı sağlaması. Bu da DSLR'lardan özellikle bu kameraların farkını arttırıyor diyebiliriz. Gelelim. Bir diğer güzel özellik kablosuz tethering imkanı sunuyor. Yani çektiğiniz fotoğrafları kablosuz olarak doğrudan bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. 4K, 30P veya 25P ya da 1080p'de 120p video çekebiliyorsunuz bu kamerada. Videoda eş zamanda insan gözü netleme kullanabiliyorsunuz. Yani video çekilirken doğrudan kamera gözü algılayıp oraya netleme yapabiliyor. Bu da gerçekten video çekenler için çok çok iyi bir özellik. Kamera 2 adet SD kart slotuna sahip. Bu ikisi de UHS 2 hızını destekleyebiliyor. Yani yüksek hızlı SD kartlarınızı bu kamerada kullanabiliyorsunuz. Zaten kullanmanızı da öneriyorum. Videonun ilerleyen zamanlarında neden olduğunu anlatacağım. Bir pilli 670 fotoğraf çekebiliyor bu kamera. Ben kendi deneyimlerimde bunun çok üstünü çekebildim. Gerçekten pil kullanımı olarak oldukça başarılı. 665 gramlık bir ağırlığa sahip. O da bu özelliklere sahip bir gövde için oldukça iyi. Ergonomik yapısı oldukça başarılı. Eski modellere göre ele çok daha iyi oturan bir gövde yapısına sahip bu kamera. Aynı zamanda yeni modellerde de hava koşullarına dayanıklılık oldukça geliştirilmiş. Çok çok iyi bir hava koşullarına dayanıklılık sunuyor Sony ID.R4 modelinde. Peki bu kamera kimler için? Açıkçası bu kamera biraz pahalı bir kamera. Pahalı bir kamera sadece gövde olarak değil, aynı zamanda bu kamerayı alacağınız lensler, SD kartlar ve hatta kullanmanız gereken bilgisayara kadar maliyetlerinizi arttıran bir kamera. O yüzden hobi kullanıcılarına önermiyorum. Daha fazla kimi öneriyorum? Fotoğrafı profesyonel olarak icra edenlere, yani fotoğraftan para kazananlara, orta format satın almak isteyip orta formatın maliyetine girmek istemeyenlere, aynı zamanda büyük baskılar alan kişilere ya da oldukça fazla crop uygulayanlara bu kamerayı önerebilirim. Onun haricinde eğer sadece hobi olarak fotoğrafla ilgileniyorsanız ve fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşmak üzerine daha çok çekiyorsanız Sony ID.R4 size önerebileceğim kameralar arasında değil. Peki ID.R3'üm var, ID.R4'e geçmeli miyim? Bu noktada önemli olan şey şu, ID.R3'ten memnun olmadığınız noktalar neler? Bu kameranın ID.R3'e göre farkları, sensörünün daha fazla çözünürlüğe sahip olması. ID.R3 42 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera. ID.R4 ise 60 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera. Aralarındaki çözünürlük farkı açıkçası incelenmedikçe ortaya çıkacak kadar fazla değil. O bakımdan sadece çözünürlük sizin hareket noktanız olmasın derim ben. Onun haricinde bu kameranın perdesi biraz daha sessiz ve titreşimsiz. Bunun özellikle sokakta fotoğraf çekenler için büyük bir artısı var. 240 megapiksellik piksel shift özelliği de yine profesyonel fotoğrafçıların düşünebileceği bir özellik. Özellikle bunu nerede kullanıyorsunuz? Kameranızın sabit ve çekeceğiniz objenin sabit olduğu durumlarda, yani ürün fotoğrafları gibi fotoğraflarda ya da makro fotoğrafı gibi fotoğraflarda bunu kullanabilirsiniz. Vizör çözünürlüğü daha yüksek, daha kaliteli bir vizöre sahip ID.R3'e göre. Ergonomisi daha iyi. ID.R3'ün ele oturuşu biraz sorunluydu açıkçası. Yani serçe parmağınız aşağıda kalıyor ya da çok uzun süre tuttuğunuzda elinizi ağrıtıyordu. ID.R4'te böyle bir sorun yok. Çok çok başarılı bir ergonomisi var. Tuşları çok daha geri bildirimi iyi. Yani çok daha rahat çeviriyorsunuz ve çevirirken de hissiyatı çok çok daha iyi ya da dokunduğunuzda, bastığınızda. Hava koşullarına dayanıklılığı da çok daha iyi ID.R3'e göre. ID.R3'ün biraz aşağıdan özellikle su alma sorunu vardı. ID.R4'te gövdeyi güçlendirerek bu sorunu çözmüşler. 2 adet UHS-II slotu var.
Bu da özellikle video çekenler için büyük bir avantaj. Çünkü iki slotu da hızlı kartlarla kullanabiliyorlar. Videoda eş zamanlı göz netlemede video çekenler için bir avantaj. Yani eğer bu özellikler sizin için işinizi çok kolaylaştıracak özelliklerse iDRAW 3'ten iDRAW 4'e geçmeyi düşünebilirsiniz. Ama aksi halde açıkçası iDRAW 3'te şu zamanda dahi çok çok başarılı bir kamera. Eğer kameranızdan mutluysanız bence onunla bir süre daha devam edebilirsiniz. Peki ben bu kamerayı neden tercih ettim? Öncelikle fotoğraf eğitmeni olduğum için fotoğrafla ilgim profesyonel nitelikte. Aynı zamanda kullanabileceğim en iyi kamerayı kullanmaya çalışıyorum. iDRAW 4 de bu açıdan şu an piyasadaki en iyi kameralardan bir tanesi. Yüksek çözünürlüğü ve titreşimsiz, sessiz perdesi benim için büyük önem taşıyor. Çünkü baskılar alıyorum özellikle sergilerde. Onun haricinde sokak çekimlerinde de kameramın sessiz olmasını istiyorum mümkün olduğu kadar. Seyahat fotoğrafçılığıyla da ilgilendiğim için, geziler düzenlediğim için, hava koşullarına dayanıklı olması ve daha ergonomik olması da benim için önemli özellikler arasında. O nedenle iDRAW 4'e geçmeyi uygun gördüm ve seçimimden de açıkçası oldukça mutluyum. Çok çok başarılı ve güzel bir kamera. Eksikleri var mı? Evet, ama hiçbir kamera mükemmel değil. Zaten bu videoda eksiklerinden de bahsedeceğiz. Hadi şimdi kameramıza bir göz atalım. Kameramızın üst kısmında on off kamerayı açma kapatma mandalımız var. Ondan sonra burada gördüğünüz pozlama mod tekerimiz mevcut. Mod tekerimizin ortasında bir adet düğmemiz var. Bu düğmeye basmadığınız sürece bunu hareket ettiremiyorsunuz. Ancak basarak çevirebiliyorsunuz. Bu da bir güvenlik olarak fotoğraf makinesinde eklenmiş. C1, C2 düğmeleriyle atadığınız bir işlevi kullanabiliyorsunuz. Ben de şu an burada netleme ile ilgili seçenekler var. Aynı zamanda kameranın ön ayar tekeri, yani diyaframı ayarladığımız teker, arka ayar tekeri, yani enstantaneyi ayarladığımız teker de buralarda mevcut. Ayrıca kameramızda pozlama telafisi tekeri mevcut. Eski modelinde, yani iDRAW 3 modelinde bu serbest bir tekerdi. Bunu dilediğiniz zaman dilediğiniz gibi çevirebiliyordunuz. Bu da çantanızı atarken yanlışlıkla bunun dönmesine sebep oluyordu ve sıkıntı yaratıyordu. Ama artık yeni modelde bir kilit düğmesine sahip. Kilidi açıp çevirebiliyorsunuz ve tekrar kilitleyebiliyorsunuz. Kilit aktifken artık bu tekere müdahale edemiyorsunuz. Yine hot shoe'muz, yani flash bağlantı noktamız. Burada sensörümüzün nerede bulunduğu özellikle makro fotoğrafçılar için lazım olabiliyor. Görünüyor. Bu şekilde kameramızı yönetebiliyoruz. Gelin şimdi kameramızın diğer yerlerindeki düğmelere bakalım. Gelelim şimdi arka yüzdeki tuşlara. Öncelikle burada bir C3 tuşumuz var. C3 tuşu yine programlanabilir bir tuş ve buraya istediğiniz bir özelliği atayabiliyorsunuz. Ben de şu an bu APS-C moduna atalı, yani tık bastığım anda üzerine kamera APS-C moduna geçiyor ve 1.5 crop uyguluyor. Menüden menüye girebiliyorsunuz ve menüdeki ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada bir video çekme tuşu var. Buna tıklı bastığınız zaman fotoğraf makinesi video kaydetmeye başlıyor. Ben bunun özelliğini sadece video modundayken çalışmak üzerine ayarladım. Bunu menüden ayarlayabiliyorsunuz. AF10'dan netlemeyi başlatabiliyorsunuz. AL biliyorsunuz pozlama kilidi. Işık ölçümü aldığınız noktadan pozlamayı kilitlemenizi sağlıyor. Ben de şu an için bu yüz göz netlemeye ayarlı. Buna da bir özellik atayabiliyorsunuz. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi joystick. Netleme noktanızı joystick ile yerini değiştirebiliyorsunuz. Şu an bende bölge netlemede. Gelin bunu tek noktaya alalım. Gördüğünüz gibi joystick ile bunu dilediğiniz bir yere taşıyabiliyorsunuz ve netliği oradan almanızı sağlıyor bu.
Yine ortaya tıkladığınız zaman otomatik olarak orta noktaya geliyor netlik noktanız. FN'de hızlı menünüz var. Burada yine değiştirebiliyorsunuz özellikleri. Ben de şu an özelleştirilmiş durumda. Farklı farklı özellikleri buraya atayabiliyorsunuz ve menünün içerisine girmeden buradan doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bir ayar tekerimiz var. Bu teker hem dönüyor hem de yukarı aşağı basılabiliyor. Yine bu da ayarlanabilir bir düğme. Yukarı bastığınızda şu an display ayarlı. Görünüş şu değiştiriyor. Vizördeki veya arka ekrandaki. Sağ normalde ISO ama bende tekeri doğrudan çevirmeye ayarlı ISO. Yani tekeri çevirdiğim anda ISO'mu ayarlıyorum. Ben oraya başka bir özellik atadım. Işık ölçüm modunu ayarladım. Buradan ışık ölçüm modumu seçebiliyorum. Sol tarafta dry mod yani çekim modu. Buradan dilediğiniz tek kare ya da seri çekim gibi, self timer gibi çekim modlarından birini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıdaysa bende sağ göz, sol göz seçim ayarlı. Buraya basarak göz algılamanın netlemede sağ göz veya sol göz ikisinden birini seçmemi sağlıyor. Yine bir playback tuşum var. Buradan çektiğim fotoğrafları görüyorum. C4 yine atanabilir bir tuş. Ben de bu ekranın dokunmatiğini kapatıp açmaya yarıyor. Bu şekilde kullanıyorum. Kameranın arkasında yer alan düğmelerimiz bu kadar. Yine dokunarak netliği istediğimiz yere taşıyabiliyoruz ya da bastığımız anda bir noktayı takip etmesini sağlayabiliyoruz kameramızın bu şekilde. Şimdi kameranın sol tarafına bakıyoruz. Sol tarafında kameranın girişleri mevcut. Bu girişlerden ilki PC senkronizasyon kablosu. Bu eski model flashları olanlar için tasarlanmış bir kablo. Yani çok eski bir teknoloji ama elinizde çok eski stüdyo flashlarınız varsa buradan senkron bir şekilde tetikleyebiliyorsunuz. Onun haricinde kulaklık girişi, mikrofon girişi, micro HDMI, USB-C girişi ve micro USB girişleri mevcut. Kamera micro USB'den ve USB-C'den şarj edilebiliyor kapalıyken. Bunu kullanabiliyorsunuz. Geldik kameramızın sağ tarafına. Kameramızın sağ tarafında bir NFC ikonu var. Eğer Android destekli bir cep telefonumuz varsa telefonumuz ile kamera arasındaki bağlantıyı hızlıca bu NFC'ye yoluyla sağlayabiliyoruz. Yani cep telefonunuzu kameraya yaklaştırarak bağlantısını kurabiliyorsunuz hızlıca. Onun haricinde sağ tarafta gizlenmiş bir şekilde SD kart slotlarımız mevcut. Eski modelinde bir düğmeyle açılıyordu. Yeni modelde ise ittirerek açıyorsunuz. Bu biraz daha güvenli, eskiye göre su geçirmezliği daha fazla bir bölme. Şöyle biraz çevireceğim görmeniz açısından. Eskisinde slot 1 aşağıdaydı, slot 2 yukarıdaydı. Artık slot 1 yukarıda, slot 2 aşağıda. Yani ilk bölme, üstteki bölme. Bunlara basarak SD kartınızı çıkartabiliyorsunuz. Yine ters bir şekilde takılıyor. Ben Sony'nin TUF SD kartlarını kullanıyorum. Sizlere de bunu kullanmanızı öneririm. Güzel bir SD kart. Yine iki slotta UHS II hızına sahip slotlar. Yine kapatarak bitiriyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi sıra geldi tecrübelerimi sizinle paylaşmaya. Öncelikle 60 megapiksellik bir sensöre sahip olmak gerçekten detay ve ayrıntı bakımından oldukça avantajlı. Ama bunun size getirdiği bazı dezavantajlar da var. Bunlardan birincisi düşük ışık performansı. Bir önceki modele göre A7R4'ün düşük ışık performansı biraz daha kötü. Bu yüksek çözünürlüklü olmasından kaynaklanıyor. Ancak şöyle bir avantajınız var. Yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafta gürültüyü gidermek düşük çözünürlüğe göre daha kolay ve daha efektif şekilde çalışıyor. Bu nedenle oldukça kolay ve güzel bir şekilde gürültü giderebiliyorsunuz. Diğer bir dezavantajınız şu. Diğer bir dezavantajınız da şu. Bu kamerayı satın alacağınız zaman güçlü bir bilgisayara da sahip olmanız gerekiyor.
Eğer son birkaç yıl içerisinde alınmış güçlü bir bilgisayara, işlemci gücü yüksek, belleği yüksek bir bilgisayara sahip değilseniz size bu yavaşlık olarak geri dönüyor. Yani fotoğrafları işlerken oldukça ağır kalıyor bilgisayarınız ve bu da bir iş akışınızı oldukça yavaşlatıyor. Yani lütfen kamerayı satın alırken iyi bir bilgisayarınız olduğuna, eğer yoksa da bunu satın alacağınıza dikkat edin. Bu önemli bir nokta. Onun haricinde kamera gerçekten eski modellere göre oldukça ergonomik. Ele oturuşu çok daha iyi. Düğmeler çok daha rahat kullanılıyor. En büyük atılım ise bence netleme sisteminde. AID R3'ün de netleme sistemi gerçekten çok başarılıydı ama AID R4 bu konuda mükemmele yakın gerçekten. Özellikle netleme takibinde muhteşem sonuçlar alıyorsunuz. Saniyede 10 karede 60 megapiksel fotoğraf çeken bir kamera için çok çok başarılı bir hız. Yani hem hızlı hem yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Onun haricinde başka neyden bahsedebiliriz? İnsan gözü netleme, hayvan gözü netleme gerçekten güzel çalışıyor. Bu da benim çoğunlukla kullandığım şeylerden bir tanesi. Daha sessiz olması çok önemli. Yani ben sokakta da fotoğraf çektiğim için benim için sessiz bir kameraya sahip olmak önemli. AID R4 diğer modellere göre oldukça az ses çıkartıyor fotoğraf çekerken. Bu da güzel. Ben genel olarak bu kameradan çok çok memnun kaldım. Sizlere de kesinlikle önerebileceğim bir kamera. Açıkçası bugüne kadar 50'ye yakın fotoğraf makinesi kullandım. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi ve mükemmele en çok yakınlaşmış kameralardan bir tanesi. Peki bu kamerada neler değişebilirdi? Yani Sony neyi daha iyi yapabilirdi? Açıkçası arkasındaki LCD ekran oldukça zayıf. Hem çözünürlük hem renk bakımından rakiplerinin oldukça gerisinde. Bunun geliştirmesini isterdim. Diğer bir noktada bazı markaların modellerinde sunduğu objektifi çıkardığında sensörün önünü perdeyle kapatma sistemi keşke bu kameralarda da olsa, belki ileride gelebilir güncellemelerle. O da bence olması gereken özelliklerden bir tanesiydi. Bunun haricinde Sony AID R4'ü daha iyi yapacak bir özellik düşünemiyorum açıkçası. Belki ilerleyen zamanlarda aynı sensörde daha iyi düşük ışık performansı da sunabilir. Bunu da olmasını dileriz açıkçası. Her anlamıyla gerçekten mükemmele en yakın kamera diyebilirim. Mutlaka da satın almak isteyenlere öneririm. Eğer AID R3'ten AID R4'e geçmeyi planlıyorsanız üzerine ekleyeceğiniz fiyatın elde edeceğiniz özelliklere değip değmeyeceğini göz önünde bulundurmalısınız. İleride AID 3, AID R3, A9 ve AID R4'ün içerisinde bulunduğu bir video çekip hangisinin kime göre olduğunu da değerlendireceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi de unutmayın. Buraya kadar sizlere kamerayı anlattık. Şimdi gelin kamerayı nasıl kullandığımıza bakalım. Yani kamerayla biraz fotoğraflar çekelim. Siz de kullanışını görün istiyorum. Hadi şimdi gelin ona bakalım. Hadi gelin şimdi kameramızın netleme sistemine bir bakalım. Bu kadar övdük madem. Netlemenin nasıl çalıştığını bir bakalım. Şimdi şu an AFS modundayız. AFS modu tek netleme, yani kamera netlemesini yapıyor ve bir daha netleme yapmıyor. Orada netlemeyi kilitliyor. AFA otomatik otofokus, yani AFS ve AFC arasından otomatik olarak bir seçim yapıyor. AFC ise sürekli netleme, yani basılı tuttuğum sürece kamera netlik aramaya devam ediyor. DMF netliği otomatik yaptıktan sonra benim buna manuel olarak müdahalede bulunmamı sağlıyor. MF ise kameramızın manuel netleme olarak kullanmamızı sağlıyor. Gelin AFS'den başlayalım. Netleme noktalarını seçiyoruz. Wide geniş, yani bütün netleme noktalarından bize en yakın olan objeyi buluyor ve onu netliyor. Zone bölge netliğimizi belirli bölgelerle sınırlamamızı sağlıyor. Yani ben diyorum ki bu noktada bulduğun en yakın cisme netle. Bir sonraki center sadece orta noktaya netler ve hiçbir zaman değişmez.
en çok kullandığım flexible spot, yani esnek nokta. Bunda farklı seçenekler var. Sağa sola doğru oklar görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sağa sola doğru oklardan small, medium ve large şeklinde netleme noktanızın büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu an small seçtim. Joystick ile netleme noktasını götürüyorum ve dilediğim bir noktaya netleyebiliyorum. İstersen bunu medium, yani daha büyük, ya da large olarak daha da büyük bir şekilde kullanabiliyorum. Onun bir altındaysa expand flexible spot var. Bunun çalışma şekli şöyle: iç içe geçmiş iki tane kare görüyorsunuz. Ortadaki kareye de bir netlik bulursa fotoğraf makinesi oraya netliyor. Bulamazsa etrafındaki kareye bakıyor. Bu da güzel bir özellik. Altında tracking var. Şu an tek netleme, yani AFS kullandığımız için bu çalışmıyor. Ben şimdi AFC'ye geçeceğim. Autofocus Continuous. Yani netliğe bastığım süre boyunca netlemeyi yapıyor. Burada tracking var. Tracking'te ben kamerayı oynatsam da ya da modelim hareket de etse netliğim sürekli olarak netlemeyi ilk yaptığım yerde kalıyor. Yani sürekli olarak onu takip ediyor. Bu kameranın en büyük özelliği tracking'inin, yani netleme takibinin çok çok başarılı olması. Hadi gelin şimdi hayvan gözü algılamaya bakalım. Öncelikle yüz algılamayı açıyorum. Daha sonra da özne algılamada hayvanı seçiyorum. Tabii şimdi kedimizin gözü kapalı olduğu için şu an çalışmıyor ama gidecek. Bakın, kedimiz uyandı ve gözünü algılamaya başladı kameram. Şu an deklanşöre yarım bastığım süre boyunca her zaman yeşil karenin olduğu yeri takip edecek. Şu an görüyorsunuz ekranda. Ve çektiğim fotoğraflarda tamamen göze netlenmiş bir şekilde çıkacak. Bakın, hala netlemeye devam ediyor. Gerçekten oldukça başarılı bir yöntem. Bu özellikle hayvan gözü netlemelerde oldukça başarılı ve bizlerin işini gerçekten kolaylaştıran bir özellik. Aynı özellik insan gözünde de kullanılabiliyor. Gelin şimdi onu deneyelim. Şimdi insan gözü netlemeye geçtik. Şu an Ömer benim fotoğrafımı çekiyor. Deklanşöre yarım bastığı süre boyunca benim gözümde yeşil bir kare göreceksiniz. Bu benim gözümü sürekli olarak netliyor anlamına geliyor. Ve fotoğrafı çektiği zaman da benim gözüme netlenmiş bir şekilde fotoğraf çıkacak. Yani artık portre çekmek, insan portresi çekmek ve hayvan portresi çekmek oldukça kolaylaştı bu özellik ile. Umuyorum bu videoda aklınızdaki soruları cevaplayabilmişsinizdir. Dediğim gibi ID.4, ID.3, ID.3 ve A9'un içerisinde yer aldığı bir video çekerek bu kameralardan hangisinin kime daha uygun olduğunu anlatacağımız bir video çekeceğiz. Bu video hazır olduğunda yukarıdaki i butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımızı takip etmeyi ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.